Merhaba arkadaşlar, herkese iyi pazarlar diliyorum. Petkim hisse analiziyle karşınızdayız bu pazar. Şimdi Petkim hissesinin son dönemlerde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde gelen bir FETÖ operasyonu ile alakalı sert bir düşüş yaşamıştı. Bu düşüş sonrasında geriye dönüp baktığımızda günlük trendde yükselişini sert bir düzeltme ile geriye almış oldu. Teknik olarak RSI'nin zaten bulunduğu bölge aşırı satım bölgesinin içerisinde günlük periyotta herhangi bir düzeltme eğiliminin olma ihtimali söz konusuydu. Petkim çalışanlarından oluşan bir operasyon sonrasında böyle bir haberi düzeltme fırsatı olarak görüp sert bir düzeltme ile bu bölgeyi buradaki aşırı satım bölgesinden geri düşüşle RSI 50 seviyesinin altına kadar bir düzeltmeyi yapmış oldu diyebiliriz teknik olarak. Daha önceki videomuzda hatırlarsanız videolarımızda şu bölgede bir obo çalışması mı yapacak diye söylemiştik Petkim için günlükte. Şu an bunu yapıyor görüntüsü hakim teknik olarak. Şu bölümde hacim ağırlıklı ortalamamız 5.95. Buraların üzerinde kalmaya çalışan bir görsele sahip şu anda. Yani teknik olarak bu bölgede 6 lira civarında bir tutunma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Hemen bu bölgedeki ortalamalarımızı açıp baktığımızda ise yine 5 günlük, 21 günlük ve 55 günlük ortalamaları hızlıca aşağı doğru test edip hacim ağırlıklı ortalamaya gelmeden şu bölgede EMA 89'da bir destek bulduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgedeki şuradaki hemen hacim ağırlıklı ortalamayı kaldırarak şunu kapatamamışız. Evet arkadaşlar, şu bölgedeki hacim ağırlıklı ortalamayı da kaldırmaya çalıştım. Teknik olarak baktığımızda yine EMA ortalamalarının üzerinde, EMA 55 seviyesinin üzerinde, 6.12'nin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi hisse için önemli bir destek seviyesi olduğunu gösteriyor. Ve aynı bölgede bulunan dediğimiz gibi 5.95 desteğiyle bir altta destek bölgesinde fiyatsal olarak destek olarak bekliyor. Şimdi bu bölgede hisse fiyatlaması ne yapabiliriz? Yani burada görüntü aslında bir ters bayrak görüntüsü veya ters filama görüntüsü yapacak gibi duruyor. Haftalık pivot değeri 6.47'nin altında kapanış gerçekleştirmesi hisse için çok da iyi olmadı açıkçası. Bu noktada sanırım bir aylık pivot değerini de görerek altta ana destek noktası olarak neresi deriz diye düşünürken 6.37'ymiş ve 6.37'nin altında da aylık pivot değerinin altına da bir sarkma gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bölgede yine 6.14-6.16 seviyelerinde bulunan pivot değeri destek olarak 6.16'daki destek çalışmayıp altında kapanmış bir görsele sahibiz. Yukarı yönlü hareketlerde şimdi yeni bir kanal çalışması mı yapacak diye alternatif çizimler düşünülebilir. Bu bölgede üst noktaları da birleştirerek şöyle bir kanal çalışması düşündüğümüzde şu an için bu kanalın altına sarkmış durumdayız ve bize yeni bir dip verdiği için şu artık şöyle bir açıya sahip bir trend kanalımız oluştu. Bu bölgede tekrar bu kanalın üzerine çıkması için aynı bölgeden tepki vererek şurayı kırması gerekir. Artık şu bölgedeki şunun rengini değiştirelim. Kırmızı yapalım. Yani kırmızı destek noktasını kırdıktan sonra artık bu bölge yeni direnç noktamız olarak karşısına çıkacaktır. 6.36 civarı şuradaki tepe hattına da denk gelecek bir seviye olarak görüntülenebilir. Hemen şuradan bir yatay ışın atarak yine destek direnç noktalarını çizebiliriz. Bakın farkındaysanız şurada zaten hemen şöyle çizmemiz gerekirse şurada bir üçgen alanı oluştu. Bu üçgenin içerisindeki hareketlerini Petkim'in takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer bu üçgen hattındaki 6.32 direncini yukarı kırarsa tekrar bu kanal içerisine
kırmızı direnç üstüne atıp maviye doğru gitmeye çalışır. Ve eğer negatif yönde bir ilerleme söz konusu olursa mavi destek hattını kırıp flama boyu kadar tekrar bir düşüş yaşar ki bir de bu izi neredeyse bu bölgede bulunan ana destek seviyesine doğru ittirir. Bu noktada da ERA'sı günlük periyotta oldukça soğutmuş 30'lu rakamları da olur. Gelmesini sağlar teknik olarak. Aynı şekilde wave trendinde sat sinyalinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bölgede yine bu sistemde de baktığımızda Hull 14, 50 ve 100'ü aynı anda aşağı doğru kestiğini, güçlü bir sat sinyali oluşturduğunu görüyoruz. Petkim hissesi tabii birçok insanın elinde uzun vade duran bir hisse olduğu için bu bölgedeki üçgeni çalıştıracaklarını düşünüyorum. Sert aşağı kırarlar mı bilmiyorum ama tabii ki haber akışıyla birlikte tekrar üzerine ekstra haberler gelirse eğer farklı yönde hareketler izlenebilir. Bu noktada dikkat etmekte fayda var tabii ki. Ama teknik olarak biz grafiğin bize söylediklerini anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız için bu bölgede oluşturduğu bir üçgen içerisindeki hareketlerini izleyeceğiz ve bu hareketler arkadaşlar hani bu üçgenin oluşum açısına baktığımızda 1-2 ay sürebilecek bir hareket söz konusu olabilir günlük periyotta. Bu konuya bu şekilde bakıp ona göre destek ve dirençleri zaten rakamsal olarak hem fiyatları hem destek dirençleri sürekli ifade ediyoruz. Yani yakın destek direnç noktası olarak bakmak istediğinizde EMA ortalamaları saatlik, 2 saatlik, günlük bunları farklı şeylerde değerlendirerek net bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kesinlik içermeksizin bu hareketleri yakın takipte bulunmakta fayda var. Bahsettiğimiz basit üçgen aynı şekilde burada da mesela karşımıza çıkıyor. Hani filama görüntüsünden bahsettiğimiz için bu filamanın ters yönlü çalışması halinde negatif etkisini sert bir şekilde hissedebiliriz. Geri düşüşlerde ise filamanın boyu kadar aşağı sarkma ihtimali söz konusu olabilir. Yani bu 6.60'lardan 6 lira seviyesinde destek bulan hisse fiyatlamasında şu bölgeden eğer kırarsa 6 lira 60 kuruşluk tekrar bir düşüşe tekabül eder ki o da herhalde bir 5.40 yani düzeltiyorum 6.20'lerdeyiz. 60 çıktığı zaman ne var? 5.60'lara kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Bu konuya dikkat etmek lazım. Yukarıda teknik olarak artık direnç seviyesi konumunda yaptığı zirve 6.69'lardaki zirvesi yeni direnç bölgesi olarak karşısına çıkacaktır hisse fiyatlamasının. Şu bölgeyi yani bizim şu anda şu iki fiyat arasında bir arayış çalışması yapacak. Ama yukarı gidip egale yapacak veya aşağı kırıp yeni bir dip çalışması yapacak. Bu bölgede 6 lira seviyesi önemli belirleyici bir seviye olacaktır. Bu noktaları yakından takip etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Yine aynı şekilde haftalık piyot değerlerinin destek direnç anlamında nasıl çalışacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an için günlük piyot değerlerinin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Teknik olarak baktığımızda günlük piyot seviyesi şöyle bakalım. 6.18 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşmiş. Şu an için böyle günlük piyot seviyesinin altına doğru böyle aşağı doğru eğilimler görüyoruz. Evet arkadaşlar, Petkim hissesinden sonra yine bir petrol şirketi olan Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'a da uzun zamandır bakmadık. O da çok güzel bir timing yakaladı. Yukarı doğru ilerlemesine devam ediyor. Belli düzeltmeler içerisinde beklentilerimiz oluşmuştu. Onları kısa düzeltmeler yaparak tekrar yukarıya bir fiyatlama yaptı. Şu an için saatlik periyotta günlük baktığımızda günlük piyot değeri olan 121.9'un üzerinde kapanışlar yaparak yoluna devam etmeye çalışan bir görüntüye hakim. Son bölümde saatlik periyotta bir negatif uyumsuzluk net bir şekilde bu bölgede görülüyor. Bu uyumsuzluğu çalıştırıp bir düzeltme eğilimi yapması söz konusu olabilir. Eğer böyle bir düşüş söz konusu olursa teknik olarak baktığımızda şu bölgedeki oluşturduğu dip seviyesi 118.3'lerde bu bölgelere kadar gelip bir
negatif yorumsuzluk düzeltme çalışması yapabilir. Bunun koşullarından bir tanesi 121.9 ve 121.5 seviyesinin altında kapanışlar yapması gerekmektedir. Yani uyumsuzluğun başladığı nokta burada. Eğer bu noktanın altına sarkarsa 121.5 seviyelerinin altında kapanışlarda 118'lere doğru gitme ihtimali söz konusu olabilir. Teknik olarak bu mümkün. Hisseye daha uzun periyotlarda bakalım. Günlük periyotta durumu ne diye baktığımızda aslında şöyle karmaşık bir yapıyla birlikte biz bir yukarı yönlü trend ve tahminler yapmıştık. Şuradaki Tobo çalışma stratejisiyle alakalı düzeltiyorum, bir Tobo oluşumunu zaten Twitter aleminde herkes bu Tobo'yu çizmişti. Çalışmasında oldukça güçlü yukarı yönlü ataklarını devam ettirdi ve teknik olarak baktığımızda hani bu Tobo'nun zirvesel noktasının 127'lere doğru hareket etme potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Bu arada ama işte RSI'nin aşırı alım bölgesi 75'lere çıktığını, bu bölgelerde de işte kar satışlarını, ani satışlar gelebileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki güçlü bir alım bölgesi burada her yönlü yani yukarı yönlü ve aşağı yönlü sert hareketlerde ise bulunabilir. Bunları göz ardı etmemekte ve yakın eğer yani bu bölgelerde fiyatlanma pozisyona girdiyseniz 100 liranın altında ve bu karı korumak için kendinize belli bir potansiyel stop yeri ayarlamanız gerektiğini düşünürüm ben her zaman için. Şurada EMA 5 kapalıymış, onu da açtık. Teknik olarak burada birçok çizim var tabi biraz görüntüyü kirletiyor arkadaşlar. Yatay destek direnç noktalarını belirtme anlamında önceki zirveler destek olarak çizdiğimiz bu bölgedeki çizgileri şöyle bir kaldıralım. Sayfa bir netleşsin. Sayfamızı da şöyle büyütmüş olalım. Evet arkadaşlar, az önce belirttiğimiz 127'li rakamları görüp görmeyeceğini hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Teknik olarak şunu ifade edebiliriz. Hisse fiyatlaması 5 günlük ortalamanın üzerinde durduğu sürece, kapanışı yapmadığı sürece yönünü yukarı doğru ittirmeye çalışacaktır. Fakat şunu da göz ardı etmemeliyiz. Zirvede oluşan bir doji mumu da yapmış durumda. Bu bir kararsızlık mumudur. Bu kararsızlık mumu bizi tekrar aşağıya doğru böyle bir 5 günlük EMA ortalamasına doğru geri çeker muhtemelen. Ve bu geri çekim sırasında buradaki alım tepkisi gelip gelmeyeceği veya satışın yoğunlaşıp yoğunlaşmayacağı önem kazanacaktır. Yine aynı bölgede EMA 13'ü de açalım arkadaşlar. Şuradan 13 yapalım. Yani teknik olarak geri çekilmelerde 120.4, 116.2 ve 113.3 ana trend destek noktası EMA 21. Bu bölgeler önemli. Bu bölgelere kadar hisse fiyatlamasını düzeltme yapması mümkün olacaktır. Şimdi en basitiyle yine başka bir görsel geri çekilme hesaplama kriterimiz Fibonacci seviyeleri. Bunu mutlaka her şeyde sizler de bakmalısınız arkadaşlar. Şimdi yeni en son oluşmuş trendi bu. 90 liralardan başlattığı ve 123'e kadar sürdüğü bir trend var. Teknik olarak bu trendin düzeltmesi 0.61.8 seviyelerine kadar düzeltme eğilimi yapması mümkün arkadaşlar. Aynı şekilde klasik olarak bir Fibonacci ABC düzeltme çalışması da şöyle bakarsak trend temelli Fibonacci bakacak olursak eğer şuradaki bir dip seviyesi. Bu dip seviyesinden birinci tepeye sonra ikinci dibe oluşturduğumuz hat bize teknik olarak hisse fiyatlamasının bir nolu zirvesine gitme ihtimalini verir. Şu şekilde baktığımızda buradaki şu yükselişin buraya kadar bir seviyesi olan 114'e kadar çıktığını ve hatta üzerine attığını daha da ittirebilirse 128 nokta 128 buçağa doğru gitme eğiliminde olduğunu gösteriyor teknik olarak. Şimdi burada az önce bahsettiğim eğer buralardan güzel kar elde etmiş ve malı taşıyorsanız kendinize Fibonacci 120.5 seviyesini stop seviyesi olarak alabilirsiniz.
ya da yukarıda 128,5 seviyesini ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi değerlendirmenize kalmış bir durum. Teknik olarak biz bu bölgede daha önceki yapılan zirvenin kırılıp bir onay çalışması yapmasını bekleriz. Yani şuradaki en yüksek zirvesi mesela şu bölgede teknik olarak baktığımızda şuraya bir yatay çizgi attığımızda yani 113-114 hattına gelip bir onay çalışması yapabilir. Yoluna devam da edebilir. Tabii ki bu illa yapacak diye bir şey söz konusu değil. Bunu yakın trendlerde takip etmek için saatlik periyotlarda trend çizgilerine uyabilirsiniz veya bizim klasik EMA5-20 kesişimlerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine saatlik periyotta durum analizi için açıp baktığımızda hisse fiyatlamasını ve EMA ortalamalarını açıp veya trend çizgilerini nasıl arzu ederseniz siz öyle yapabilirsiniz. Ben görseli takip etmek için baktığımızda teknik olarak hisse fiyatlamasının genelde EMA 89'a kadar saatlikte düzeltmeler yaparak trende eşlik ettiğini, bakın daha ilk başlarda EMA 233 seviyelerinden sürekli destek aldığını, sonra EMA 89, sonra EMA 55 seviyeleri, sonra EMA 21'e standart halde sırasıyla bakın nasıl destekler alarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdiğini şahit olursunuz. Gördüğünüz gibi adım adım EMA ortalamalarını destek olarak, merdiven olarak kullandığını şahit oluyorsunuz bu bölgede. Şimdi teknik olarak da aşağı doğru dönüşlerde bu sefer tam tersi başlar. Mesela şimdi ne yapmış? Gelmiş burada şu bölgede mesela EMA 13'ten destek almış. Sonra gelmiş EMA 55, EMA 21'den destek almış. Bakın burada EMA 21'i iki kere sorgulamış. Tekrar yoluna devam etmiş güzel destek yakalayıp. Şimdi eğer bu bölgede şayet EMA 21'in altına sarkmalar gerçekleşirse 2-3 defa daha önce sorguladığı desteği aşağı yönlü kırma ihtimali söz konusu olabilir. Bu bölgedeki hacimler çünkü zirvede kuvvetini kaybetmiş durumda. Saatlik ortalamanın altında gelen hacimlerle birlikte bu bölgede ortalamalar da yataya doğru döndü. Yani ortalamalar artık ki daha önceki gördüğü zirvelerin altına doğru sarkma eğilimi gösterirse teknik olarak tekrardan sırasıyla EMA 21, daha sonra EMA 55, EMA 89 diye böyle aşağıya doğru kendi kendine bir düzeltme eğilimine içerisine girebilir. Bu konuları da bu şekilde ifade etmiş olayım. Teknik analizde bu tür hikayeler her hissede bu kadar güzel yazılmaz. Hani burada aslında teknik olarak gerçekten hususi incelenmesi gereken bir trend çalışması yapmış EMA'lar bazında. Tüpraş hissesi, Tüpraş tahtacısı diyeyim. Gerçekten çok güzel yürüttüler tahtayı. 90 liralardan alıp son trendi yukarı yönlü 123'e sürerken yaklaşık olarak 30 liranın üzerinde bir getiri sağlayan bu harekette baktığımızda oldukça başarılı. Yani 90 liradan 123'e 30 liranın üzerinde bir getiri sağlayan başarılı bir trend. Yüzdesel olarak da %30 5-40'lar civarında bir yükseliş periyodu yakalamış. Evet arkadaşlar, hissenin genel görüntü anlamıyla baktığımızda haftalık piyot değerinin günlük piyot değerlerinin üzerinde yoluna devam etme çalışması içerisinde olduğunu, aylık R2 seviyesini test etmeye çalıştığını, haftalık piyot değerinde zirveyi gördüğünü görüyoruz. Haftalık piyot R3 seviyesinin üzerinde bir kapanış, hem günlük kapanış hem güçlü bir haftalık kapanışı geldi. Bakıyoruz ki Ekim ayı Tüpraş hissesi için olumlu geçiyor gibi. Yine dediğimiz gibi yakın destek noktaları olarak günlük pivot desteği takip edilebilir. Aynı şekilde EMA ortalamalarında günlük periyotta EMA 21'i her zaman için önemsiyoruz. EMA 21, EMA 55 seviyelerini. Günlük periyotta takip ediyorsanız EMA 5'in altında kapanış yapmaması gerektiğini, işte EMA 5, EMA 13 arasındaki tepkilerin takip edilmesi gerektiğini hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet, Tüpraş hissesi için de şu an için söyleyeceklerimiz bunlardır arkadaşlar. Videomuzu beğenerek, yorumlar yaparak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Eğer bakmamızı istediğimiz başka bir yöntem de varsa veya yöntemlerimizle alakalı eleştirileriniz varsa bunları
videoların altına yazarak bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Birbirimizi geliştirmiş oluruz. Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza üye olarak destek vermeyi unutmayın. Herkese saygılar, iyi pazarlar arkadaşlar.